Sen ablacığım Mustafa ile tanıştığında, Mustafa'ya gitmeye karar verdiğinde bu senin kendi şahsi kararın mıydı? Ben anlatayım mı Esra? Anlat. Bak, her yerde yalan da söyleyesem Allah evime gidişim olmasın. Amin. Tamam mı? İnşallah. Ha. İnşallah. İnşallah. Şöyle tanıştık biz. Normalde bu Mustafa'ya bacanak diyordu. Tamam mı? Bacanakla başladı. Bacanak bana süt getir parasını vereceğim. Bacanak bana kaymak getir parasını vereceğim. Ama ortada hiçbir şey yoktu. Beleş. Getiriyordu. Bu İsa. Sen adamın... onları mı kime kaçtın? Onları mı kime ya, kaçtın? Bir dinlemesini öğren. Videolarda farkında bile değilsin. 80 milyon kişi sana geliyorlar izle sana, ya. Sana. Gülsün'e benim sana hoşuma geliyorlar. Gidiyor. Benim sana hoşuma gidiyor. Değil. Rezil olacağım. Senden mi korkacağım? Otur, Allah otur. Allah. Ha, gol bakacağım zaten. Ne ben yapacağım? Senden çok korktum, ayaklarım sakaraya. Yok duramayayım ya. Ayak üstünde. Yok ya. Çok korktum. Napkör. Napkör, napkör. Napkörler belli oluyor. Napkör. Ne yapıyorsunuz siz be? Ya çok garip bir ilişkiniz var ha. Esra abla bir şey söyleyebilir miyim? Ben boşanmıyorum. O zaman boşanmasa ben gideyim Esra abla, hiç ağzımı da yormayayım. Vallahi yapmayayım benim yani. Rezil de kepazı moralım sıfır, sıfır, sıfır. Gerçekten bırak. Hani sen boşanacaktın? Hani boşanacaktın Nisa, boşanacaktın. Ben boşanmıyorum seni istemiyorum. Şimdi. Sevmiyorum oğlum lan. Sevmiyorum. Ben seviyorum. E sen boşu boşuna mı seviyorsun? Ayakkabımı mı seviyorsun oğlum? Ben seviyorum. Neyi mi seviyorsun? Ben seviyorum. Neyi mi? Hayır. Boşanmıyorum. Niye boşanmıyorsun? Boşanmıyorum. Neyi mi seviyorsun ya? Seviyorum. Hayatım biraz önce dünya kadar laf ettin. İnsan sevdiğini öyle laf eder mi? Yine bana gelecek. Bak yine bana gelecek. Her iddiasına var ya. Gitmedim Esra abla. Eğer boşanmak istemese ben de hiç ağzımı da yormayayım. Buradan çekip gideyim evime. Arka kapıdan çıkayım diyorsun. Yani. O zaman sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ne yaparsan yap, bu senden hiç şikayet etmiş. Ben zaten boşanma kağıdını da dün verdim. Hayır yalan. Vallahi de verdim. Vallahi yalan, billahi yalan. Şey biliyor. Bak Esra abla bir şey sorabilir miyim? Bu ilk kaçtığında... İnsan o vermiyorsa bile çekişmeli boşanacaksa ben yardımcı olacağım ona. Hah vallahi de boşanacağım, billahi de... Sevmeyen biriyle evliliğe niye devam Anladım. Ediyorsun? Ben sizin çocuğunuz Esra yok. Esra abla seviyorum. Hayatım bu tek kişilik bir sevgi. O sevgide Nigar var mı? Ama Esra abla bana dönecek, biliyorum Esra onu abla, ben. Esra abla sevmiyorum, yemin ederim de dönmeyeceğim. Esra abla dönecek. Bak, o niye yemin size ediyorum. Bu kadar düşkün? Niye böyle? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Çok mu yani burada kavga ediyorsunuz da evde böyle ilgi mi evde gösteriyordunuz? Evde de kavga ediyorduk ona? Normalde. Hayır, hayır evde bak. Şimdi ben işten geliyordum. Ha. Tamam mı? İşten gelince odanın kapısını açıyordum. İşte hemen bir tokalaşıp kucaklaşıp daha sonra oturuyorduk böyle. Gel yanıma diyordum. Ben onu bir çocuk gibi seviyordum. O yemin... seviyor muydu seni? Evet. Sen sevdiğini anladım ben. Affediyorsun her şeyi. Evet. O size ilgi gösteriyor muydu? İlgi gösteriyordu. Sabahleyin saat 6'da kalkıyordu. Benim güzel kahvaltımı hazırlıyordu. Çocuk gibi benim başındaydı. Niye beni? Yani başkası yapamaz mı öyle? Nigar dışında birisi size onu yapamaz, yapamaz mı? Ki. Yapamaz. Yapamaz. Çünkü o... İsa, Nigar seni kaç kere aldattı? İki. İkiden fazla olması lazım. Yine ben döner diyorsan ikiden fazla olması lazım. Hayır iki. Bence ikiden fazla olduğu için döneceğinden eminsin. Evet. Aynen evet diyor ya. Dönecek. Bak Esra abla, dünya bir yana, Nigar bir yana. Niye? Seviyorum. Ne ayrıcalığı var Nigar'ın? Seviyorum. Ben seni sevmiyorum ki İsa. Ben sana öyle anlatayım. Yani haykırayım mı? Ama öyle, sizde de bir anormallik öyle. Var Nigar Hanım. Siz de madem ki aldattınız, gittiğiniz kişiyle siz de bir ilişki yaşayıp evlenmiyorsunuz yani o kişiyle de. Yeniden geri geliyorsunuz. Sizi zorla getirmiyor ki, getiremez İlkinde, zaten. İlkinde aslında. Siz niye geliyorsunuz geri? Ya buna da böyle çok... Buna mı? Evet, ahlak dışı söylüyorsunuz ama böyle işte niye beni aldatıyorsunuz? Siz niye geliyorsunuz? Bu adam çok kötü. Kaymağın da etkisi yok sizde, hiçbir şeyin etkisi yok. Gittiniz, birini çok seviyorsunuz. Geri neden döndünüz İsa'ya? Sorun burada. Siz bu soruyu geri kendinize sorun. Neden döndüm? Orasını söylemek zorunda mıyım? Yok.
O zaman? Önemli bir gerekçen olması lazım. Yok Allah aşkına. Bu kadar kötü birini. Sevmiyordum, bıraktım. Yakamdan da ben attım. Ben niye döndüğünü tamam. Onu öğrenmek istiyorum. Niye döndü, nereye seviyordu döndü? O zaman. Dönerse senindir. İsa, ben senden istemiyorum seni, sevmiyorum. Ben anladın? Seviyorum. Duvarı sev o zaman. Evdeki git duvarları sev, koltukları sev. Ben seviyorum. Doğru sev o zaman. Tamam sen edeyim ya. Bekliyorum ve seviyorum. O zaman niye buraya çok geldin beklesin. İsa? Çok evde bekleseydin. Bak bravo Gamze ya. Asıl diyor Gamze Hanım dedi ki, asıl dedi kaymağı dedi balığı kolayı sen içmişsin, sen sihirlenmişsin Nigara diyor. Ses kesildi. Ay duyamadın. Tamam söyleyeceğim şimdi yaklaşıp da. Hadi ya. Duyuyor musun şu anda? Hemen bir teknikten arkadaşlar. Bu arada İsa'nın sol kulağında bir işitme kaybı var. Duyuyor musun? Sesim geliyor mu iyi? Duyuyorum. Şu an iyi. Gamze Hanım dedi ki, Nigar dedi bu kadar hata yapıp onu her seferinde İsa affediyorsa... O zaman dedi İsa'ya dedi sihir yapılmış. Nasıl? Kulaklığı İsa çıktı. Duymuyor. Şu an çok zor iletişim kurarız. Peki gelsin hemen biri. Kulaklığı taksınlar İsa'ya. Şey çok mu işitme kaybı? Çok. Kulağı akıyor yok. Kulaklar akıyor normalde. Ha. Var mı öyle hastalıkları çok? Vardı çok. Sen bakıyor muydun ona? Nasıl? Bakıyor muydun yani? Bakıyordum. Her yani. Şeyle sen mi ilgileniyordun? İki kulağında mı var işitme kaybı, tek kulağında tek mı? Tek kulağında var. Tek kulağında var. Ay, diğer kulağı çünkü ilk geldiğim gün de böyle yavaş yavaş cevaplar veriyordu. Şey bir adam İsa. Onun da hayatının zorlukları çocuk var. Tek yaşam gibiydi, çocuk gibiydi Esra abla. Bildiğin çocuk. Evdeki hani bebeğe bakarsın ya. Altını üstünü temizlersin. Ben onu öyle yapıyordum. Altını üstünü temizlemiyordun ama hep yanındaydı. Yanındaydım. Zor peki. Gününde açta kaldık, açıkta kaldık. Çok çektim Esra abla. Bir odanın içinde mesela şurada bulaşıkları yıkıyordum, şurada yemek yiyordum. Burada yatıyorduk. Annesi zaten beni gitsin diye sürekli beddua ediyordu. Annesi seni sevmiyor muydu? Sevmiyordu. Siz üçünüz beraber mi yaşıyordunuz? Bir evde üçümüz beraber taşıyorduk. Mutfağı kilitliyordu, odasını kilitliyordu. Ben bir odanın içinde hapisti. Çarşambadan çarşamba. Sen niye istenmeyen gelinsin peki? Bilmiyorum, istemiyordu Esra abla. Oğlunu çok seviyordu. Oğlunun üstüne çok düşüyordu. Oğlunu kimseyle paylaşamıyordu. Hala da aynı. Peki... Bu kaçmalarından dolayı, gitmelerinden dolayı seni sevmiyor olabilirler mi? Yani sen iyi bir insan değilsin, İsa'yı üzüyorsun diye. Yok Esra abla, ben nice temizliğimi yapıyordum. Herkes gibi oturuyordum evimde, bunun gelmesini bekliyordum. Ondan sonra selamla bizim böyle salonu temizliyordum. Açıyordu, kapatıyordu küt küt kapıları. Başlıyordu beddua etmeye. Ben bunu duyuyordum. İsa, annem bana böyle beddua ediyor, sana da beddua ediyor. Çocuğu olmasın, gitsin, istemiyor. Buydu Esra abla. Derler ya, doğunun sesi gerçekten uzaktan, yakın uzaktan doğunun sesi güzel gelir. E tamam, doğunun sesi uzaktan hoş gelir ama de. Ama bir de yakına gel Esra abla. Hiç sen beni kınıyorsun ama kınama hakkın yok. Ben hiç kimseyi kınamıyorum. Çünkü ben var, çektiğimi biliyor. Şimdi hayatında doğrular tek, tamam mı? Hayatında bir yerde bir sıkıntı yaşıyorsan, bir yerdeki bir huzursuzluktan, düzensizlikten, insanların davranışlarından şikayet ediyorsan, gittiğin yerde de aynı şeyler var mı yok mu diye bakmak lazım. Ama yok Allah aşkına. Bu senin bildiğin. Yok. Bu senin Esra bildiğin. İsa bizi duyuyor musun? Yok Esra abla, çok mutluyum. Allah duyuyor. Herkesin mutluluğunu bozmasın. Çok mutluyum Esra abla. Evet tamam. Ama sen bunun için hani kaçmana gerek yoktu. Kaçmama gerek yoktu. Hatta Esra abla olmasaydı ben babamın yanına sığınacaktım. Keşke babanın çünkü yanına gitseydin. Beni gittim babamın yanında kaldım Esra abla, kaldım. Ya babamın duyuyor musun İsa? Babamın da maddi durumu babasının fazla... yanında kalmadı. Kalmadım, kaldım diyorum ki zaten. Aslanın yanına gitti. Aynen Taner, sen neredesin oğlum? Aslanın yanına gitti. Geçtim, geçtim. Babasının yanına gitti. Bak, biz bununla, Esra abla, bu, ben işten geldim. İşten gelince, hani dışarıda yemek yiyorduk. Bu bana dedi ki, ya İsa, bugün beni babam aradı ama seni arasın dedi. Tamam mı? Ben de akşam... Ya buna dedim ki beni niye aramıyor? Bende de var telefon. Sonra ben yemek gidip aradım. İşte ne yapıyor, ne ediyorsun baba acaba falan. Acaba komşu alıyormuş mu telefona? Ay iyi ki almıyor. Çok telefonla konuşurdun. Annen hiç istemiyormuş onu. Hayır. İstemiyor. Niye istemesin ki? İnsan gelinin niye istemesin Esra abla? Şey işte seni kıskanıyormuş. Hı? Çok kıskanıyordu. Seni çok kıskanıyormuş anne. Çok kıskanıyordu.
sanıyor. Bilmiyorum orayı. Çok üstüne düşüyor. Akşama kadar beddua diyordu, defol git diye diyor. Ayrı eviniz olsaydı, ekonomik şartları iyi olsaydı, İsa ile evliliğiniz devam dedim, eder miydi? Bak, 12 yıl çok uzun süre mi ya? Dedim. Ben dedim ki ne, kira tut, kirada duralım. Bu dedi ki kira parası çabuk gelir. Su parası, elektrik parası. Dedim Mustafa, İsa dedim, sen benim gitmemi mi istiyorsun? Yoksa daima yanında olmamı mı istiyorsun? Ben kiraya çıkamam dedi. Yani çıkamam. Şartları iyi olsaydı Nigar o evden gider miydi? Gitmezdim Esra abla. Peki şartları yapalım. Şartları derken? İşini bulalım, düzenini kuralım. Hayır, ben Mustafa'sı duramam Esra abla. Duramam. Ben cevabı aldım, sen de cevabı ben aldın. Ben onu çok seviyorum. Bunu duymazlıktan gelme İsa. Kendine bu hayatta bir iyilik yap. Ha? Kendine bu hayatta bir iyilik yap. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.